arkadaşlar. Bir tarihsel taktikler videosuyla daha karşınızdayız. Bu bizim 9. videomuz. Bu videomuzda da yine sorularla sıklıkla çıkan noktalar üzerinde duracağız. Bu videomuzun ilk taktiği Avrupalılarla Orta Çağ'da Haçlı seferleri, Yeni Çağ'da coğrafi keşifler ile doğunun zenginliklerine ulaşmak istediği bilgisi olacak. Unutmayın arkadaşlar, Avrupalılar Orta Çağ'da Haçlı seferleriyle, Yeni Çağ'da ise coğrafi keşiflerle doğunun zenginliklerine, doğu ticaret yollarına ulaşmak istemiştir. İki olayın ortak noktasıdır. Bir diğer taktiğimiz ise tipik bir diğer soru kalıbı oluyor. Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen milli benliklerini, Türklük kimliklerini korumuştur. Buna kanıt aşağıdakilerden hangisidir diye gelebiliyor. Han ünvanını kullanmaları, ikili teşkilat, kurultayın varlık göstermesi, bunlardan da daha önemli olanı nedir? Uygur alfabesini kullanmaları ve Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri. Bu tarz sorularla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Bir diğer taktiğimiz Memlüklerle ilgili sorularda Osmanlı'dan daha kısa yaşamasına rağmen daha fazla hükümdarın başına geçme sebebi sorulabiliyor. Çünkü Memlüklerde her emirin yani komutanın hükümdar olma hakkı var ve güçlü bir veraset yani tahta geçiş sisteminin bulunmaması buna sebep olmakta. Bir diğer taktiğimiz Türklerin Anadolu'da birçok mimari eser bırakması konusundadır. Türk İslam mimarisinin temelleri kime dayanır şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Cevabı Saltuklulardır. Şimdi Türk İslam mimarisinin temelleri dediğimizde Karahanlı'ya gittiniz ama dikkat edin, Türklerin Anadolu'da birçok mimari eser bırakması konusundadır dedim soru. Neden o zaman Karahanlılar olmuyor? Cevabımız Saltuklular oluyor. Çünkü Anadolu'da kurulan, Anadolu'da faaliyet gösteren ilk güç, ilk beylik Saltuklular olmuştur ki 1. Beylikler döneminin ilk beyliğidir. Bir diğer taktiğimiz Gazneliler, Büyük Selçuklular ile yaptıkları 1040 tarihli Dandanakan Savaşı ile yıkılışa geçmişlerdir. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar, tamamen yıkılmamıştır. Gazneli'yi tamamen yıkılışa sokan ise Afganistan'ın yerli halkı Burlulardır. Yani soru bize, hangi savaşla yıkılışa mı geçti diyor, yoksa tamamen kimler mi yıktı diyor, bu noktaya dikkat edin. Bir diğer taktiğimiz, Türk-İslam tarihiyle ilgili bazı sorularda gaza ve cihat anlayışı karşımıza çıkabiliyor. Gaza ve cihat anlayışıyla yapılan savaşlar sorulabiliyor. Pasinler, Malazgirt, Miryakefalo gaza ve cihat anlayışıyla yapılan savaşlardır. Çünkü Müslüman olmayan Bizans ile yapılmıştır. Ama örneğin Dandanakan Savaşı ya da Yassıçmen Savaşı bunlar cihat olarak nitelendirebileceğimiz savaşlar değil. Neden? Dandanakan iki Türk İslam devleti arasında yani Gaznelilerle Büyük Selçuklular, Yassıçmen'de yine iki Türk İslam devleti olan Anadolu Selçuklusu ve Harzemşahlar arasında gerçekleşmiştir. Gaza ve cihat anlayışıyla yapılan savaşlar Müslüman olmayanlar üzerine yapılan savaşlardır. Bir diğer taktiğimiz ise Abbas halifesini baskıdan kurtararak ünvan alan belli başlı hükümdarlar. Ki bu konuda Gazneli Mahmud'un sultan ünvanını, Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in doğunun ve batının sultanı ünvanını almasını görüyoruz ki ortak nokta olarak söyleyebileceğimiz bir unsur. Bir diğer taktiğimiz ise Osmanlı öncesinde küçük yaştaki çocukların asker olarak yetiştirildiği bir gulam sistemi vardı ki daha önceki taktiklerimizde söyledik. Bu sistem Osmanlı'da uygulanan devşirme sistemine çok yakinen benzer arkadaşlar. Gulam sisteminin Osmanlı'daki adı nedir şeklinde de sorulabilir. Bir diğer taktiğimiz yine gulam sistemi ile ilgili. Gulam sisteminde askerlerin 3 ayda bir aldıkları maaşa bistegani denmektedir. Bu Osmanlı'da kapıkulu askerlerin 3 ayda bir aldığı ulufeye benzemektedir. Gulam devşirme sistemi, bistegani, ulufe, maaş.
Bunlar birbirine benzer ve sorularla karşımıza çıkabilir. Bir diğer taktiğimiz ise Gazneliler ulusal devletten çok geniş sınırlara sahip, çok uluslu ve çok kültürlü bir devlet olduğuyla ilgili. Ki bu noktada Türk İslam tarihinin ilk imparatorluğudur. Bir yerde Karahanlıların tam tersidir. Karahanlılar tamamen yönetici sınıfı ve halkı Türk olan devletti. Ama Gazneliler geniş sınırlara sahip olduğu, çok uluslu ve çok kültürlü olduğu için bu büyüklüğü vurgulamak amacıyla imparatorluk denir ki Türk İslam tarihinin de ilk imparatorluğudur. Bu videoluk son taktiğimize geldik. Onu da anlatalım. Büyük Selçuklu Devleti'nde İranlıların memur olarak görev almasının yarattığı etkiler de karşımıza çıkabiliyor. Bunlar İran dilinin yani Farsçalık önem kazanması, dolayısıyla İran kültürünün etkisinin artması, Türkmenlerin yönetime karşı tepki vermesi ya da küsmesi şeklinde sorular da karşımıza çıkabilir. Evet sevgili arkadaşlar, bu tarihsel taktikler videosundan da bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.